sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Malatya'da birçok ilgili maalesef depremden çok ağır hasar görmüş bildiğimiz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Tabii Malatya özel bilim, hem hemşehrisi olmaktan bir kurul kurulunun hizmetini yürüyor, hem de hemşehrisi olmaktan yine büyük onur duyduğumuz Turgut Özal'ı çıkarmış bilimimiz. Ne mutlu ki bize İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı 13. Cumhurbaşkanımızda ilk yurt gezisini Malatya'ya yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyum, çok onurluyum. Cumhurbaşkanı adayımız ve yardımcıları burada, onların da huzurlarına çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Burası Halil İbrahim sofrası, evimizin sofrası. Burada ötekileştirmek yok. Hep birlikte Malatya'mız burada. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Mikrofonu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Tapuda tek imza atıyor.
Çünkü ondan önce atılan 23 imzanın, 23 belge altındaki 42 imzanın amacı şuydu. Evet, ben bu evi yaptım, bu dükkanı yaptım, depreme dayanıklı, bunlar sağlam, herhangi bir sorun yok. Mimarı, mühendisi, herkes imzaladı, sen gidip daireni alabilirsin, dükkanını alabilirsin. Gidiyorsunuz, devletin güvencesi altında dairenizi ve dükkanınızı alıyorsunuz. Sonra bunun doğru olmadığı, bu belgelerin, bu imzaların doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Deprem oluyor. Pek çok kişi, az önce ifade ettim, 50 bin canımız hayatını kaybediyor. Şimdi sosyal devlet bütün sorumluluğu üstüne almak zorunda. O mimarın, o mühendisin imzaları geçersiz imza pozisyonuna düştü ve evlerin tamamı gitti. Dolayısıyla sosyal devlet sorumluluğu alıp sizin hakkınızı size teslim etmek zorundadır. Biz söz verdik, bunu teslim edeceğiz. Millet İttifakı'nı. Dün bu konuda 6 partinin kurmayları bir araya geldiler. Oturdular, çalıştılar, ön raporu hazırladılar. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içerisinde de kanun metnimizi de hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Efendim, Halil İbrahim sofrası dedim. Sofralarınız bereketli olsun, sofralarınız zengin olsun. Bu çadırın dışında arkada 3500 Malatyalı daha iftarını açtı. Onlar sesimizi duyuyorlar ama bizi görmüyorlar. Buradan da ben 6-5 lider adına ve 2 Büyükşehir Belediye Başkanı adına onlara da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Onlara da afiyet olsun diyorum. Allah huzurunuzu kabul etsin. Ülkemiz bir daha bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmasın. Hep beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kimi ve ülkeyi yüreğimizden sıkıp atacağız. Beraber, birlikte, kardeşçe, huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz. Birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz. Bereketi göreceksiniz. Güzelliği göreceksiniz. Kardeşliği göreceksiniz. Kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikle yarışma alanı olarak